Ve seçim özelde tekrar karşınızdayız Bursa TV ekranlarında. Dün AK Parti ilçe başkanları bizlerle birlikteydi. Bugün yine özel konuklarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Osman Gazi, Yıldırım ve Nülüfer ilçe başkanları. Sayın başkanlar bizlerle birlikte. Osman Gazi, Sayın Recep Çoğan, Yıldırım, Sayın Güner Aklan ve Nülüfer Yücel Akbulut bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın. Dün malum Türkiye'nin fotoğrafı. Seçime gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Hani... Bir önceki seçimlerde yaşadığımız seçim sonuçları bir sonuç getirmedi. Haliyle seçim üstüne seçim yaşıyor Türkiye. Cumhuriyet Halk Partisi de yoğun bir hareketlilik içerisinde. O da seçmeni ikna etmeye çalışacak. Bu ikna onu acaba lider olmaya taşıyacak mı, birinci parti olmaya taşıyacak mı? Bunu yine sandıkta göreceğiz. Ama hemen şununla başlamak istiyorum Sayın Başkan. Osman Gazi, Yıldırım ve Nülüfer böyle devam ederiz. Sonra konuşurken aklımıza geleni tekrar sorarız. Dün Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu Bursa'daydı. İş dünyasıyla özel bir toplantı yapıldı. Kapılar yine gazetecilere kapandı. Acaba kapalı kapılar ardından böyle hani aktarabileceğimiz ne kadar malzeme var veya neler konuştunuz? Şimdi aslında Genel Başkanımız gazetecilere kapı önünde birkaç cümleyle ifade edecekti. Fakat çok kalabalıktı, bir sıkıntı yaşanmasın diye. Diğer programda geç kalmıştı. O nedenle iş dünyasındaki arkadaşlarımızı bekletmemek için oraya geçti. Tabii oraya gitmeden önce il binamıza geldi. İlçe başkanları, meclis üyeleri ve il başkanımız, milletvekillerimiz nezdinde bir küçük de olsa bir toplantı gerçekleştirdik. Tabii Türkiye'nin durumu belli malum. O konular üzerinde genellikle konuşuldu. Koalisyonun için yapılmadığı ile ilgili birkaç cümleyle ifade edildi. Ama gönül isterdi ki koalisyon yapılsın. Bir koalisyon hükümetlerini de görmeliydik bu dönem diye düşünüyorum. Fakat biz isteyen taraftık ama maalesef diğer partilerden isteyen taraf olmadığı için tek başına da yeterli olmaması nedeniyle koalisyon kurulamadı tabii. Tabii seçimden de kaçacak değiliz. Sonuçta gerçek seçim. Halk gerçekten teveccühünü gösterecek diye düşünüyorum. Bizi iktidar yapar diye mı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin, şöyle Türkiye'nin fotoğrafı belli. Şu anda gerçekten iyi yönetilemiyor. Yani her taraf ateş çemberine dönmüş. Ülke sıkıntılar içerisinde. Ekonomik olarak da sıkıntılar insanlar. İş dünyası, işsiz sayısı arttı Türkiye'de. Bakın son bir ayda 90 bin civarında işsiz arttı. Şimdi bu fotoğrafı gördüğünüzde, dövizi de gördüğünüzde ülkenin iyi yönetilmediğini düşünebiliriz. Burada herkes görüyor zaten. Bizim söylememize de gerek yok da. Ama biz siyasetçiler olumlu mesajlar vermek durumundayız. Ülkenin şu andaki hassas durumunu daha iyi bir noktaya getirebilmek için bizlerin de birkaç cümleyle ifade etmesi gerekir. Mesela ben etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Dinsel faktör üzerinden de doğru bulmuyorum. İnsanlar iş üzerinden aslında değerlendirmesi gerekiyor. Daha çok özgürlük, daha çok demokrasi üzerinden değerlendirerek oy vermesi gerekiyor. Ben bu dönem ülkeyi iyi yönetemedikleri için değiştireceklerini düşünüyorum. Onun için de biz de mücadele edeceğiz, doğruları anlatacağız ve halkın teveccühünü bu sefer kazanacağız diye düşünüyorum. Şimdi şu var Sayın Başkanım, yani şeyde dün de İktidar Partisi'nin temsilcileriyle konuşurken hatırlattım. Hani AK Parti'nin aldığı oy ortada ama onun ötesinde alamadığı oyu yan yana getirdiğimizde diyoruz ki ya toplumun %60'ı sizi istemiyor. Evet. Şimdi bu fotoğraftan bakarsak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oyu da yan yana koyarsak, ya o zaman toplumun %75'i de CHP'yi istemiyor. Mu? Böyle mi yorumlamalıyız? Aslında değil. Nasıl okumalıyız? Yani yok. Buradaki şey, şifreler ne? Şimdi aslında değil. Şöyle düşünelim. Bir tarafta etnik kimlik üzerinden siyaset yapılıyor. Bir taraftan da dinsel değerler üzerinden. Kimsenin de tek elinde olmuyor. Şöyle, ama yani benim şöyle, bayrağımda, dinimde. Bu herkes, yani ama ben böyle düşünüyorum. Öyle yapılınca seçmen sıkışıyor. Öyle düşünmek lazım. Şimdi bunu aşmak lazım. Bunu nasıl aşacağımızı bu dönem, biz mesela geçtiğimiz 1 Haziran'daki seçimlerden önceki söylemlerimize baktığınızda iş insana dokunan, herkesi o programlar içerisinde yer veren bir partiydik. Normalde oyu
bugün o günkü aldığımız oydan daha fazla almamız gerekiyordu. Ama çok kısa süre içerisinde bu gerçekleştiği için algılama yavaş oldu diye düşünüyorum. İşte bunu bu dönem biraz daha anlatırsak ve ülkenin şu andaki sorunlarını herkes gördüğü için de bunu da dillendirerek bir şekilde daha iyi yönetilebileceğimizi, yöneteceğimizi ve ekonomi anlamında da mesela iş adamlarına gelip görüşmesi de başkanımızın ekonomi üzerinde de çok iyi projelerimiz olduğunu da ifade etmek için burada bulundu. Başkan. Yine zaten bunu detaylandıracağız. Sayın Başkan, ne istiyor iş dünyası? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya biz şunları şunları istiyoruz, şöyle olursa daha iyi olur mu dediler. Daha önce de çünkü bir önceki seçim öncesi de özel toplantılar yapılmıştı. Hatırlıyorum yine Sayın Başkan buluşmuştu iş dünyasıyla. Yine kapılar kapanmış. STK'larla da evet, özel bir toplantı vardı. Meslek örgütleriyle. Yani bu anlatılar sizce yerini bulur mu? Ya da bir taraftan da Sayın Genel Başkan iş dünyasına takım telkinleri oldu mu mesela? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum tüm Yıldırımlı ve Bursalı hemşehrilerimize televizyon kanalımız aracılığıyla. Tabii ki iş dünyasıyla yapılan o yemekli kısa toplantıda genel başkanımızın şu an neler paylaştığını bilmiyoruz. Öncelikle o katılmadığımız için çok fazla bir yorum yapmak istemem. Ama iş dünyası ne ister? İş dünyası bir güven ortamı ister. Doğru. İş yapmak ister ve bir istikrar ister. Ekonomide istikrar ister. Fakat özellikle son süreçte ekonomik veriler, tablolar iyi değil. Dolar 2002'de geldiğinde AKP 1,5 liraydı. Bugün tam 3 lira. Vallahi dolarla beslenen abiler köşeye döndü. Yani milyon dolarla yani dolarlar olanlar, tabii borçlananlar da yandı yandı. Mutlaka ekonomistler çok daha iyi bilecek. Evet. Doların hani yüksek olması belki ihracatı arttırır gibi düşünülse de eğer dolara bağlı ithalatlarınız varsa, ham maddeleri ihtiyacınızı dolarla karşılıyorsanız bunun işinden çıkma şansınız yok. Evet. Tabii biraz da çok da geçmişe takılmadan ama geçmişi de doğru irdelemek lazım. Şimdi 7 Haziran'da biz nasıl bir ortamda seçime gittik? 7 Haziran'da mevcut hükümetin dağıtmalarıyla gittik. Kamu ve devlet, özellikle belediye imkanlarını kullandığı bir dönemde seçime gittik. 12 Eylül yasalarının olduğu bir siyasi partiler yasasıyla ve seçim yasalarıyla seçime gittik. Ve sonuçta da bir cumhurbaşkanının bir partiyi açıkça desteklediği bir ortamda gittik. Peki hangi sonucu gördük? Dediler ki, seçmen dedi ki, hiçbir siyasi partiye tek başına bu imkanı vermiyorum. Dolayısıyla tek parti hükümetini bitirdi. Seçmenin kilitlemesi peki normal mi? Yani bir tarafta kendi kendimize kilitlemiyor muyuz? Eğer siz seçmeni kilitlemeye kalkarsanız, bendensin ya da oradansın derseniz, seçmen mutlaka bir refleks gösterecektir ve o da sizi kilitlemeye çalışacaktır. Bana göre seçmen AKP'yi kilitledi. Dedi ki ben tek parti istemiyorum. Tek adamı istemiyorum. Cumhurbaşkanlık, başkanlık sistemini istemiyorum. Ve yeni Osmanlıcılık anlayışını istemiyorum. Aslında bunu dedi ve uzlaşın dedi. Tabii ki seçmen bunu sandığa giderken her seçmen bunu tek tek düşünmedi. Ama Türkiye'deki 55 milyon seçmeni göz önüne aldığınızda eğer bu sonuç çıkıyorsa bunu da görmek lazım. Uzlaşı kültürüyle bu ülkeyi yönetin dedi. Ve bir sürü de alternatif sundu aslında. AKP-CHP, AKP-MHP, AKP-HDP ya da AKP'nin olmadığı diğer oluşumlar, azınlık hükümetleri. Bunların hepsinin bir 4-5 tane alternatif vardı. Ama hepsi karşıydı iktidar partisine. Bir araya da gelemediler. Tabii ben seçmenin yani, hani buradaki mesajını... Seçmen mesajı verdi ama evet. O yapının da bir arada durması hani... söylemlerle bir takım şeyleri yan yana getirdiğinizde çok da olası olmadı. İşte burada tam da sizin dediğiniz o noktaya aslında işaret etmek istiyorum. Sonuçta bunun en iyi mesajını CHP aldı. Dedi ki ben taşın altına elimi sokacağım ve bu koalisyon görüşmelerinde masadan kalkan taraf değil,
masayı zorlayan ve sonuna kadar da bu koalisyon görüşmelerini yürüten taraf olmak istiyorum dedi. MHP'den farklı davrandı, HDP'den farklı davrandı. Diğerlerinden farklıydı ama mesela dışarıdan bir seçmen olarak, bir birey olarak baktığında seçim zamanı meydanlarda söylenenleri üst üste koyduğumuzda sonrasında o koalisyon arayışı ve bekleme süresinde sözcüklerin rafa kalktığını da gördük. Hani elbet bir uzlaşı kültürü var. O kültürde de herkes biraz daha kendine ister istemez çeki düzen veriyor. Söylemlerine dikkat ediyor. Ama o kadar söylemden sonra yan yana yürüseydiniz AK Parti ile. Hadi oldu koalisyon. Nasıl içinize sindirecektiniz? Ya da ne kadar samimi gelecekti bu seçmene? Şimdi Recep yani Başkanım da tabii Recep Başkanım da az önce ifade etti. Çok kısaca daha sonra başka bölüme geçildi. Şimdi dün Genel Başkanımız bunu açık açık paylaştı. Dedi ki biz 32 gün koalisyon çalışması. Ama bu toplamda bayram tatili girdi, şu girdi, bu girdi 10 gün oldu ve 10 günün sonunda biz baktık ki bunları koalisyon yapmaya niyeti yok. Bir de inkişafi diye bir sözcükle toplantıya girmişler. İşte biliyorsunuz gelişim, ön görüşme anlamında kullanılan bir sözcük ve koalisyon teklif edilmeyen bir görüşme. Her şey konuşuluyor ama bir şey teklif edilmiyor. Evet, aynen. Yani uzlaşabileceğiniz bir şeyler konuşulmamış. Ama tabii ki siyaset, ben tek başıma iktidar olamadığımda ya da kazanamadığımda bu işi bırakıyorum deme noktası değildir. Siyaset sorumluluklar almaktır, inisiyatif almaktır ve kullanmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi belki seçim döneminde söylediklerini de baktığımızda çok da farklı bir noktada olmadı. Hatta koalisyon görüşmelerine başlayacağını düşündüğümüz noktada da 14 tane de ilke ortaya koydu. Ya bunları 4-5 madde altında genel olarak toparlayabiliriz. İşte özgürlüktü, ekonomik şartlardı, siyasi ahlak yasasıydı yani, gibi bölümlere evet olmazsa yani, olmazları vardı ve bunlar da aslında seçim döneminde zaten söylediğimiz şeylerdi. Evet. Ve genel olarak da bütün hükümetler, partilerin söylediği şeylerdi. Aslında çok da uzlaşamayacak bir şey yoktu. Ama özellikle işte bugün geldiğimiz noktada saray dayatmaları, başkanlık sistemi dayatmaları ve son AKP kongresinde de gördüğümüz sarayın devamlı partiyi yönetmek isteği ve anlayışı bugün de koalisyonun kurulamamasına neden oldu diye düşünüyorum. Yücel Bey'e de döneceğim, Nilüfer İşe Başkanı'na. Şimdi Sayın Başkan ifade ederken hani Cumhurbaşkanı'nın taraf olmasıyla ilgili yani bu yani görünen köy kılavuz istemez. Tabii ki belli yani çok çok da açık, kartları da açık oynuyor Cumhurbaşkanı. Siz söylerken aklıma geldi o an. Soruyu oradan öyle geçip size geçip aktaracağım. MHP ve CHP'nin toplumun önüne koyduğu aday acaba Cumhurbaşkanı olsaydı tarafsız mı olacaktı? Ya da ne kadar tarafsız olacaktı? Sonuçta yine de siyasal bir altyapıyla topluma sunulan bir isim değil miydi? MHP ve CHP'nin sunduğu aday seçilseydi siyasi olacak mıydı sorusuna daha önce seçilen cumhurbaşkanları mesela var. Abdullah Gül var. Onun öncesinde Süleyman Demirel var. Turgut Özal var. Arada da Ahmet Necdet Sezer var. Biz onların bu kadar müdahaleci olduğunu görmedik. Anayasada Cumhurbaşkanı'nın yetkileri ve sınırları belirlenmiş aslında. Cumhurbaşkanı'nın neler yapması gerektiği belirlenmiş. Bu toplum hiç seçim meydanına çıkan Cumhurbaşkanı görmedi. Evet, ilk defa seçilmiş bir Cumhurbaşkanımız var. Halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı var. Ama hiçbir Cumhurbaşkanı, daha önceki Cumhurbaşkanı gene parti liderliğinden gelmiş olmasına rağmen seçim meydanlarında elinde Kur'an'la ben 400 milletvekili istiyorum demedi ya da bir partiye çok fazla yakın olduğunu, o tarafsızlığını kaybederek yakın olduğunu göstermeye çalışmadı. Cümlenizin başında şey dediniz, hani sandıktan bir şey çıkmadı. Aslında sandıktan bir şey çıktı. Sandıktan şu çıktı, koalisyon çıktı. Ve bizim inancımız... Ama sonuçlarla hareket edersek... Bizim inancımız koalisyonda bu ülkeyi yönetme şekillerinden bir tanesi. Ve Avrupa'da birçok ülke koalisyonla yönetiyor. Yani koalisyon. Yani Avrupa'da yani Merkel'le diğer ortağının yan yana yürümesiyle Türkiye'deki ortakların yan yana yürümesi aynı şey. Çünkü aynı kültür ve algıda, aynı siyasi algıda değiliz Avrupa'yla.
siyasi algıda olmayabiliriz ama bizim de bu çok sesliye alışmamız gerekiyor. Yani bizim de tek parti, sadece tek parti iktidarı bu ülkeyi yönetebilir anlayışından kurtulmamız gerekiyor. Bu ülkede birçok etnik grup yaşıyor, birçok düşünce yaşıyor. Bu düşüncelerin hepsi yıllarca Anadolu'da bir harman içerisinde kardeşçe yaşamayı başardı. Koalisyon yaparak da, koalisyon hükümetleriyle de bu ülke yönetilebilir. Çünkü bizim anayasamız her ne kadar askeri darbe anayasası olsa da içeriğinde koalisyona müsaade eden, koalisyon kültürünün bulunduğu bir anayasa. Bence bu bir öngörüde bulunayım. Önümüzdeki seçimlerde de farklı bir şey çıkmayacak. Seçmen gene %60 belli bir irade gösterecek. Geri kalanı da belki daha azını diğer partiye oy vererek gösterecek. Ve bir koalisyon kültürünün oluşması gerekecek. Biraz önce Güner Başkan'ın da söylediği gibi bu görüşmeleri en iyi geçiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Çünkü masaya otururken iyi niyetliydi, kararlıydı, belli bir kriter hazırlamıştı. Ancak karşısındaki kişiler tek başına halkın onlara verdiği o yetkiyi kullanmaktansa 400 milletvekili ile oturdular kafalarında ve kalktıklarında da biz inkişafi görüşme yaptık diyerek bu olayı sonuçlandırdılar. Doğrusu Türkiye'nin koalisyona hazırlanması ve koalisyon hükümetlerinin de Türkiye'de olabileceğine seçmenin inanması. Yani tabii şimdi Türkiye'deki seçmen profiliyle hani yine Avrupa örneğini mutlaka verdiniz ya, hem Amerika'da hem Avrupa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerini birkaç kez meslek hayatımda izlemiş biri olarak arada dağlar kadar çok büyük farklılıklar olduğunu biliyorum. Gerek adaylık kültürü, gerek oligarşik kültür bizdeki gibi değil. Yani bizde lidere dayalı sistemde hangi partide olursa olsun maalesef işte iş bir yerden sonra takılıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi yine de yapıların içerisinde hani ön seçim yapabilen ama iline göre ön seçim yapabilen %85 ön seçim yapabilen. Yani bu da önemli. Hani üye bazında tabana inip tabanın kendi tercihleriyle hareket etmek aslında genel başkanın da elini rahatlatıyor. Yani bir anlamda siz seçtiniz kardeşim diye de çıkıverir genel başkanınız karşınıza. Doğru. Şimdi Sayın Başkanım yine hemen buradan Osman Gazi'ye döneceğim. Siz herhalde seçimden sonra eldeki verilere göre rakamlar, oranlar, sokaklar, sandıklar hepsini tek tek analiz ettiniz, ediyorsunuz. Evet. Bu arada bir operasyon yaptınız içeride. Yani operasyon belki ama hani takılıyorum tabii. Az önce konuşurken de ifade ettiniz. Bir kan değişimine gittiğinizi belirttiniz. Yeni bir seçim. Yeni bir seçim. O nedenle ana yönetim kadronuzda bir altı arkadaşınızla bir değişim söz konusu. Yedek üyelerde değişim söz konusu oldu. Daha çok zaman harcayacak ve zaman verebilecek, çalışabilecek arkadaşlara ihtiyaç duyduk. Hem bu yapılanma sürecinin gerekliliği bir de şimdi ne yapacaksınız Osman Gazi'de? Evet Türkiye bir sürü şey yaşadı. Son 3 ay kayıp belki bir süreç yaşadık. Hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda bir de zaman kaybettik. Evet. Her gün maalesef şu anki giden tabloda çok her gün şehit haberleriyle karşı karşıyayız. Allah o analara babalara da sabır versin. Amin. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şad olsun. Ama bizim bir an önce istikrarı yakalamamız, siyasette istikrarı yakalamamız lazım. Bu istikrarı sokaktaki insana, Osman Gazi'nin sokaklarındaki, sandıklarındaki insanlara nasıl anlatacaksınız? Zaman da dar, kısıtlı. Evet, hani zaman bir buçuk aylık bir zaman var. Müjdan'ın filmiydi Doğru. ama ne kadar kısa paslaşacağız? Doğru. Şimdi bir kere şunu düzeltelim, operasyon değil. Bu içimizde zaman ayıramayan arkadaşlarımız vardı, yorulan arkadaşlarımız vardı. Biliyorsunuz kaç seçim geçirdik. Yerel seçimden tabii sonra diğer seçim, genel seçim. Bir de bu seçimi ne zaman ayıracak, ayıramayacak arkadaşlarımız Yücel vardı. Bey bu nedenle evet, Yücel Bey daha dayanıklı çıktı. Şimdi böyle olunca ister istemez 5-6 arkadaşımızda bir değişiklik oldu. Yedeklerde de bir 8-9 arkadaşımız değişti. Tabii bu seçime daha fazla zaman harcayacak arkadaşlarımız olsun istedik. Bu anlamda diğer arkadaşlarımız da teveccüh gösterdiler. Genel merkezde milletvekillerimizde ve il başkanımızla bu konuda hemfikir olduk. Böyle bir değişikliğe gittik ama asla değişen arkadaşlarımız işte şöyleydi böyleydi değil. Zaman ayıramayacaklar için böyle bir operasyon oldu dedim. Ama yani tabii bizim kendi partimiz, biz bir kişiyi bile kaybetme lüksümüz yok. Onu bir kere öncelikle çok söyleyeyim. Önemli. Çok önemli. İkincisine gelince de biz bir kere
sokak sokak çalışmak zorundayız. Sandık bazlı çalışmak. Geçen 1 Haziran'da bunu ben denedim. Şöyle, her sandığı sandık sorumlusu olan arkadaşımızla beraber, mahalle sorumlusu, okul sorumlusu ve o mahalledeki delegeyle beraber bir çalışma yaptırdık. Yani sandık başı, sandık bazı. Dört, evet. Bu bazen 3 oldu, bazen 2 yani. Oldu, bazen 4 oldu. Şimdi orada ben %60 civarında bir başarı bekliyordum. Ama %40-45 civarında bir başarı sağladık diye düşünüyorum. Bu seçimde aynısını yine ısrarla devam ettireceğim. Ve burada ben 70 civarında başarı bekliyorum. Bir de tecrübe kazandık. Tabii biraz da tecrübe kazandık bu konuda. Şimdi bizim klasik dediğimiz bir seçim yöntemini hep denemişizdir. Nedir bu çalışmayı? İşte sokak, cadde, esnaf dolaşmak gibi. Ben bunun verimli olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de o esnafı küstürmemek, onlara ulaşmak, onların dertlerini orada dinlemek, sorunlarını dinlemek ve sorunlarına çözüm nasıl üreteceğimizi ifade etmek için gitmek zorundayız. Ben kapalı çarşıdayım, havlu satıyorum. Evet. Nasıl ikna edeceksiniz beni? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden oy vermeliyim? Başta yani iş aşk demiştim. Tamam. Bu mesele çok önemli. Sadece aşk da gelse devamında o da tatmin etmeyecek yani. Evet. Şöyle, ülkenin durumu ortada. Hepimiz biliyoruz. Oradaki arkadaşımız da biliyor. İyi yönetilmediğini de biliyorlar. Bizim projelerimizi de ifade edersek, onları bir kez olsun bizleri bir denemesi gerektiğini ve bu denedikten sonra biz yapamıyorsak bizi yine göndersinler diye ifade etmek zorundayız. Yani biz oraya geldiğimizde çakılıp kalmayacağız. İyi yönetemiyorsak biz de gideceğiz. Sonuçta demokrasinin güzelliği de o değil mi? Yönetebilenleri başta tutmak lazım. Yönetemeyeni göndermek lazım. Şimdi bu hükümet yönetemiyor. 13 yıldır da iktidar var. İktidarlar ve tek başlarınalar. O zaman iktidar olup tek başına olmalarına rağmen bütün sorunları Cumhuriyet Halk Partisi yapmış gibi algılatmak ve halka ifade etmek, gerçekten ben onu anlayamıyorum mesela. Biz iktidarda değiliz ki bu sorunları biz çıkardık. Biz de çözüm için öneride bulunuyoruz. Yapıp yapmamak onlara ait. Çünkü çoğunluk orada. Siz de anlatıyorsunuz ama şöyle dönüp bir bakıyoruz sanda. Arada şöyle bir %20'lik fark var yine. Yani haklısınız. Anlatamıyor musunuz? Şöyle tabii algı da oluşuyor. Şimdi sizin bir bütçeniz var. Karşı tarafın da bir bütçesi var. Tamam. Bir örnek vererek söyleyeceğim. Ama parası olan çok adamı mı ikna ediyor? Yok, hayır. O anlamda söylemiyorum. Asla öyle bir şey değil. Algı dedim. Sözün başında algı dedim. Algıyı oluşturmak çok önemlidir. Şimdi bir tane örnek vereceğim. Seçim döneminde yaşadık. Bir gece kalktık, yasak olmasına rağmen, protokol imzalamış olmamıza rağmen kaymakam nezdinde bütün ilçe başkanları, bir gece kalktık yasak olan her tarafa vinçlerle, çünkü oralara bayrak, flama ve benzeri şey asmak kolay değil, bir gecede donattılar. Şimdi onu kaldırmak için de 3 gün uğraştık. Ben mesela sokakta yürürken burada birinin, bir partinin bayrağı var, ben gireyim de ona oy veriyorum demiyorum. Şimdi haklısınız yani, ama bakın algı dedim. Yine onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Tamam, bilinçaltına belki yerleşiyor ama. Yerleşiyor. Oraya gidince diyor ki ya, istikrar, bunlar yönetiyorlar. Acaba bunda gelenler yönetebilecek mi diye bir kaygı oluşuyor. İşte bunu yok etmek lazım. Bunu yapabilmek için de bizlere görev düşüyor. Ama Sayın Başkanım, uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değil. Çok uzun süredir yani. Sosyolojik bir araştırma gerekiyor. Yani dedim. Şimdi bu bey üniversitede test konusu olur. Acaba hep ikinci parti olmaktan mı mutlu oluyor? Yani, öyle bir şey tabii ki söz konusu. Hayır, yani asla siyaset şey olur mu? Geride kalmak için kimse yapmaz. Herkesin bir hedefi var. Olabilmek için ama çok güzel de projelerimiz vardı biliyorsunuz. Siz de takdir edersiniz. Yani o projeleri hiçbir parti gündemine almamıştı. Ya yani emekliye ikramiye olayı, bak bugün emekliye para verebiliriz diye söylüyor, o gün nasıl vereceksiniz diyorlardı. Bunu bütün seçmen ve halkımız iyi algılaması lazım. O nedenle biz aslında Türkiye'nin bütün gündemini oluşturmuştuk. Söylemlerimizle, projelerimizle, ama algıyı oluşturamadık diye düşünüyorum. İşte o da bütün televizyonlar, bütün basın, yani tabii bir kısmını ayırt ediyoruz. Parasal olarak herkesin bir ihtiyacı var ya doğal öyle olarak. Işte, yani yandaşıyla anlamda, da candaşıyla da bir yere kadar gidersiniz. Orada duvar sonra pat diye çakılır kalır. İşte o bugün dönemin adamı seçim olmak dönemidir. Da çok marifetli bir şey değil yani. Kasım ayında öyle bir tokat yiyecekler diye düşünüyorum. Yerler mi? Ben öyle düşünüyorum. İyi, dilerseniz evet. Yıldırım'a gelelim. Tabii sizin bölgeniz çok da hassas bir bölge. Hani evet. Sosyoekonomik yönü
politik yönü, işte insan coğrafyası baktığımızda ki oradan özellikle hani HDP'ye çıkan oy önemli. AK Parti'nin o bölgeden aldığı oy da önemli. Yıldırım'a dair siz nasıl bir vizyon hedefliyorsunuz? Bu yapı içerisinde nasıl dokunacaksınız? Evet. İşaret ettiğiniz gibi Bursa'nın en zor, çok zor. Özellikle merkez ilçelerde baktığımızda en zor ilçe Yıldırım. İşte aşırı göçlerle oluşması, eğitim düzeyi, sosyoekonomik imkanları insanların ve bir anlamda da yoksulluğun yönetildiği bir ilçe. Şimdi az önce Recep Başkan'a sordunuz, yani niye CHP iktidar olamıyor ya da CHP nasıl iktidar olacak diye baktığımızda aslında bunu 92 yıl geriye gitmek lazım. Yani biz vatandaşlarımızın da hemşehrilerimizin de aslında bir geçmişe bir göz ardı bakmasını istiyoruz. Şimdi 92 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda Cumhuriyeti ülkeye getiren parti. Cumhuriyeti kuran parti. Daha sonra tek partiden, yani Cumhuriyet olmasına rağmen tek parti iktidarından çok parti iktidarına taşıyan parti. Bugün işte o tarihte kurulan Demokrat Partiler, daha sonra Adalet Partileri hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmış, o dönemki yöneticilerinden oluşmuş ikinci partiler. Daha sonra yine Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrasiyi Türkiye'ye getiren parti. Şimdi bu kadar önemli işlevler üstlenmiş, ülkeyi bu noktaya getirmiş, modern Türkiye'yi yaratmak için bütün gücüyle çalışmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. O nedenle de zaten Türkiye'nin en eski partisi ve halen ayakta kalan partisi. İnanın belki 200 yıl sonra, 300 yıl sonra yine Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ama bugün belki 10 yıl sonra, 5 yıl sonra Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti kalmayacak. Diğer partileri küçümsediğim için değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir misyonu var. Ama toplum balık hafızalıysa 200 yıl sonra da birçok şeyi unutabilir. Yani tabii biz siyasetçilere, hani herkes için bunu söylemek tabii ki mümkün değil ama biz siyasetçilere düşen görev de bunları zaman zaman hatırlatmak, zaman zaman insanlara bunları tekrar hafızalarına yerleştirmek. Fakat şu da var başkanım, hani 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra, belki bir süre sonra hani AK Parti olmayabilir diyorsunuz. Olmayacak. Şimdi basit bir örnekte Bursa'daki yerel yönetim şablonuna şöyle geriye dönüp baktığımızda, işte Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, bir Nilüfer şablonu, orası başka bir dengede hep hareket etti. Oradaki bireysel yapı ve faktör de çok etkiliydi. Yani partisinin önüne geçen bir süreci oldu Mustafa Başkan'ın. Bunu da yok saymak çok şey değil, akıl kârı değil. Ama bir taraftan şehirde de son birkaç dönemlik hani iktidar partisinin şablonu ilk kez bu şehirde de 2-3 dönemdir devam ediyor. Bu geçmiş partilerde yaşanmadı. Yani bu şehir sol bir iktidar da gördü. Ülkede de gördü. Yani %24'lerle iktidara geldik, koalisyonu kurdurduk. Ondan sonra küt, dün de ifade ettim, 1.4'lerle, 1.14'lerle sandıkta yok oldular, gittiler. Yani çok enteresan süreçler yaşıyoruz. Ha, AK Parti de kuruldu. 3 ay sonra, 5 ay sonra birden şablonu değişti, iktidara geldi ve birkaç dönemdir Türkiye'yi yönetiyor. Türkiye'yi yönetmek de o kadar çok kolay bir şey değil. Yani o kadar çevrenizdeki güçlere rağmen. Evet, tabii ki. Yani sonuçta eğer iktidardaysanız zaman zaman yıpranacaksınız. Ama bu biz AKP'yi böyle yıpranma olarak değil de genel olarak yönetim anlayışı açısından ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Onun da bir misyonu vardı. Bir misyon çizildi hatta. Ama o görevi de bitecek ve Cumhuriyet Halk Partisi... O zaman Tayyip Bey'in bitmesini beklemeniz lazım. Yani baktığınızda yani Tayyip Bey zaten var olduğu sürece... Zaten ona da karşı çıkıyoruz. Yani, yani onu, da, ki, onu da her yerde söylüyoruz çünkü biz. O yapı içerisindeki en önemli denge o. Yani çekin Tayyip Bey içerisinden, belki çok bambaşka yapılar çıkacak içinden. Yani demokrasiyi sadece sandık bazında algılamamak tabii gerekir. Ki. Yani işte millet gitti, sandığa oyunu verdi ve demokrasi gerçekleşti. Bu değil. Az önce bir tablo çizelim. 7 Haziran'da seçime hangi şartlarda gittiğimizi. Burada miting alanlarına Bursa raylarla, özel halk otobüsleriyle ve belediye diğer otobüsleriyle taşınan insanları biliyoruz.
bunlara oralarda neler verildiğini, yani insanları belli bir zorlamayla siyasetin içine çekmeye çalıştığını biliyoruz. Ama tam tersi de bizim mitingde raylar galiba bir şeyler olmuş. Yani, ama taşıma suyla değirmen dönmez başkanım. İşte dönmez. Az önce başkanımın da söylediği o. Bu mutlaka bir yerde bitecek tabii ki. Bizim görevimiz bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani geçmiş dönemde vermiş olduğumuz işte 7 Haziran anlamında baktığımızda, ki Kasım ayındaki seçimde de bu devam edecek. İşte 4 ana madde: birinci sınıf demokrasi, uluslararası alanda rekabet edebilecek bir ekonomi. Bu ekonomiden doğacak paylaşımın hakça paylaşılması ve sonuçta da bunun sürdürülebilir olması. Şimdi sürdürülebilir bir ekonomi yok şu an. Yani vatandaşa biz sadece şunu anlatacağız tabii ki. Diyeceğiz, evet sen 10 yıl önce cebinde ne kadar para vardı, şimdi ne kadar var ve ne kadar borçlusun. Yani Türkiye'nin ekonomik verileri gerçekten iyi değil. Büyüme, ekonomik büyüme 4.9 ortalamamız. Oysa 5.4 Güney Asya'da ve Asya ülkelerinde. Dün siz anlatırken aklıma geldi yine. Benim hafızamdaki notlarda Celil Bey'in zannediyorum değerlendirmesiydi. AK Parti'nin Nilüfer İlçe Başkanı, o rakamla ilgili. Evet. Sizin anlattığınızın farklı bir versiyonunu özetledi. Bu da geriye dönük mühendislik ücretlerine ilişkin bir dolar hesabı yaptı. Ben o zamanki dolar hesabına 120 lira, yani rakamı yanlış söyleyebilirim, aklımda kalanı söylüyorum. 120 lirayken bugün de 1500 lira oldu o rakam. Yani o da böyle bakıyor. Yani iki farklı bakış açısı da var. Bugün 1 liranın alım gücü 3,5 kat düşmüş durumda. 2002'den bu yana. 13 yılda 3,5 kat düşmüş durumda. Zaten eğer seçmeni ikna edebiliyorsa AKP'nin ilçe başkanları, il başkanları, milletvekilleri, sizin durumunuz bugün daha iyi diyebiliyorsa zaten bir sorun yok. Biraz ama da, biraz hiçbir şu an için seçmeni şu anda biraz da liderler etkiliyor. Yani inanın tamam, raf fiyatları, ekmek fiyatı vesaire, yaşam falan, bir taraftan bir bakıyorsunuz bir lider faktörü alıyor ve götürüyor, sürüklüyor. Yani bu da enteresan sonuçlara yol açabiliyor. Ya, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tekrar söylüyorum, tek parti döneminden çok partili hayata geçişi sağlamayı başaran bir partiyiz. Bugün ise yaklaşık 70 yıl sonra yine belki özde çok partiler olabilir ama yine tek parti anlayışı devam ettirilmek isteniyor Türkiye'de. Buna karşıyız. Bu algıya da karşıyız. Tabii ki lider önemli. Tabii ki lider partisini sürükleyecektir. Ama lideri sadece görüntüsüyle, konuşmasıyla, hitap edişiyle değil, yaşam tarzıyla, dürüstlüğüyle ve istikrarıyla değerlendirmek gerekir. Bugünkü liderlere baktığımızda, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu kalıplara uyduğunu, Genel Başkanımızın dürüst, istikrarlı ve asla şaibeye karışmayan bir genel başkan olarak görüyoruz. Tabii ki herkesin farklı beklentileri olacaktır. Yani tabii ki her liderde olmazsa olmaz veya her siyaset yapanda olmazsa olmazlardan biri olması lazım. Yani dürüstlük. Ama bugün olduğunu pek görmüyoruz. Yani birçok siyasetçi şu anki gelir düzeylerini ispatlamakta ya da mal varlıklarını ispatlamakta zorluk çekiyor. Ama başkanım zaten şimdi şablonun farklı bir yönüne baktığımızda biliyorsunuz politika Yunanca'dan türemiş. Poli ve tike'den geliyor. Poli iki, tike yüzlülük. Yani çok yüzlülükle algılanan, anlatılan bir sosyolojik olgularla da karşı karşıyayız. Yani fakat işte bütün her şey birikiyor toplumun önüne farklı noktalarla çıkıyor. Fakat bu çıkışlarda genelde biraz hep Nilüfer biraz daha farklı gidiyor gibi. Başkanıma geçeceğim, evet. Ben sadece şunu belirteyim o zaman. Oradaki politika iki yüzlülük anlamında şöyle değerlendirmek lazım. Yani bir gün farklı konuşmak, bir gün farklı konuşmak ya da birine farklı, diğerine farklı değil. Toplumun bütün kesimlerine yüzünü dönebilen, onların tamamını dinleyebilen, onlarla
acılarını, sevinçlerini yaşayabilen bir yüz olarak bakmak gerekir siyasete. Yoksa siyaset bu kirlenmişliği bu şekilde devam edecek. Doğrusu keşke politika şöyle bir şey olsa. Yani kafayı da şöyle çevirdiğinizde şurada söylediğimiz aynı sözcüklerle şu taraftan da anlatabilsek ama mümkün değil. Herkes evet. kendi penceresinden bakıyor. Yani. Sizin pencerede nasıl işler nasıl? Siz şimdi şeyde de yani bizim... bu dönem Nilüfer'de de iktidar partisi oldunuz. Evet. Genelde orada farklı bir şablon vardı. AK Parti hep birinci partiydi ama arada galiba 2 puanlık falan herhalde bir fark vardı değil mi? Şu an mı? Yani daha önceki dönemlerde çok... Şu anda çok 10 yüksek. Puana yakın bir fark. Ama şu anda en az 8-10 puanlık ciddi bir şey var. Şu an 10 AK Parti'nin Bursa'daki oy oranlarının totali de öyle. 8-10 puanlık bir genel düşüş var. Ama sizin orada da bayağı bir yükseliş var. HDP'ye kayan oylar da orada oldukça yüksek. Hı hı. %4 de galiba HDP almış. HDP, MHP'nin de kendine göre bir farklılığı 17'de var. 17'de MHP almış. Bu, buradan böyle devam edersek, siz önümüzdeki süreçte Nilüfer'de ile buluşmaya farklı senaryolarla yaklaşacak mısınız? Farklı bir şekilde düşünceleriniz, projeleriniz var mı? Nilüfer'de ya da nasıl bir farkındalık yaratacaksınız? Nilüfer'lerle buluşmaya devam edeceğiz tabii. Bu bir genel seçim olduğu için biz 3 ilçe başkanı da genel merkezin bize sunduğu politikalarla seçmene gidiyoruz. Yani propaganda faaliyetleri, propaganda argümanları, çalışmaları ve konuşma şekli bile kurumsal kimliği olan bir parti olarak hepimizin aynı aslında. Ama daha fazla seçmene ulaşmanın bir yöntemini arıyoruz ve bulmaya çalışıyoruz. Recep Başkanım'ın dediği yöntem en etkilisi aslında. Yani sandık bazında birebir çalışma. Seçmene ulaşma anlamında, seçmenin gönlünü yapma anlamında gerçekten çok önemli bir çalışma ve kısa sürede yapılacak bir çalışma değil. Değil, evet. Yani çocuğu olduğunda, cenazesi olduğunda, hasta olduğunda seçmene eğer ulaşabiliyorsanız bu seçim dönemi haricinde de seçmen elbette ki size bu noktada bir teveccüh gösteriyor. Biz Nilüfer'de neden bu kadar oy alıyoruz? Tabii Nilüfer'in yapısı da çok önemli. Nilüfer'in yapısına bakıldığı zaman çoğunluğu kadın aslında. Erkek sayısından daha fazla kadın sayısı var. Genelde Bursalı ama ikinci Balıkesir. Yani şey mi orada sandığa kadın eli değiyor. Kadın elin değdiği yerde de daha fazla temizlik oluyor. Kesinlikle kadın eli değiyor. Kadınlar bazı noktalarda daha bilinçli. Belli noktalarda daha iradeli ve biliyorsunuz hepimizi kadınlar yetiştiriyor. O kadınların yetiştirdiği çocuklar da büyüdüğünde bizim gibi düşünüyor. Yani sosyal demokrat oluyor. Ve biraz önce söylediğiniz gibi Mustafa Bozbey faktörü var. Mustafa Bozbey de bizim içimizden çıkan birisi aslında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet geçmişte bir demokratik sol parti geçmişi de var ama sosyal demokrasi içerisinden yoğrularak çıkan birisi ve Nilüfer'deki belediyecilik anlayışı da sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı. İnsanlar da bunun yansımasını elbette ki görüyor. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Nilüfer'de yapılan şey Osman Gazi'de yapılabilir, Yıldırım'da da yapılabilir ve Türkiye'nin her yerinde yapılabilir. Çünkü bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal söylevleri ve sosyal demokrasiye bakış açısı bunu bütün her yerde uygulayabileceğini gösteriyor. Uygulanabilir aslında. Ama tabii mekansal açıdan baktığınızda Osman Gazi'nin sokaklarına girmek, Nilüfer'in sokaklarına girmek gibi değil. Yıldırım'ın sokaklarına araba yatağı altına ya da ötesine girmek, Nilüfer'de dolaşmak gibi değil. Çünkü her iki bölgenin mülkiyet sorunları var. Yani her iki bölgede çok şey ciddi tabansal başka problemler var. Yani şehirleşme adına da ciddi sıkıntılar var. Yani bugün mevcut Osman Gazi ya da Yıldırım'ı yöneten başkanlar açısından da çok kolay bir şey değil. Yani geriye dönük baktığınızda şehirleşme aldı başını gitti. Hatta zannediyorum Bursa'daki en yoğun kaçak yapılaşma herhalde Yıldırım'da. Şey, bugün başkanlar nereye kadar yakacaklar ya da bir şey yapıyorsunuz. Çoğuna elektrik su bağlıyorsunuz. Yani o da ayrı bir başka bir konu. Aklıma gelmişken yani çok eskiden beri gelen bir hata üzerine gidiyor aslında Bursa. Bunun bir dur deme noktası var ama. Birilerinin gelip buna dur demesi lazım. Ama tabii buraya gelen siyasi iktidar oy kaygısı sebebiyle belki bunları yapamıyor. Kentsel dönüşüm yasaları biliyorsunuz şu an gündemde. Hatta Büyükşehir %0.50 gibi bir emsal artışı yaptı. Bu da belki buraların rant kapısı olmasını sağlayacak. Ama sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı olsa burada,
inanın bana bu 0-50 emsali vermez. Çünkü Nilüfer'de biz parti grubu olarak da 0-50 emsalli bu kararı geri çevirdik. Büyükşehir Belediyesi'ne geri gönderdi. Çünkü bunun çok yapılaşmaya sebep olacağı, çok yüksek yapılaşmaya sebep olacağı ve artık o kent kimliğini kaybedeceğine inanıyoruz. Bu kadar yüksek emsalde doğru değil. Genel seçimlerde Nilüfer'in yapısı, biraz önce konuşmuştuk kulis öncesinde. Bunu tabii ki biz söylemiyoruz. Taner Yıldız söylüyor. Diyor ki eğitim oranı yükseldikçe bizim oyumuz düşüyor diyor. Biz de Nilüfer'de şunu gözlemliyoruz. Eğitim oranı yükseldikçe bizim oyumuz artıyor. Bu kimseyi sakın yanlış anlaşılmasın. Elit bir politik anlayışı değil. Bir gerçek, bir realite. Nilüfer'de bu kadar yüksek oy alınmasının sebebi sorgulayan, düşünen, gerçekten projeleri inceleyen, partilerin vermeye çalıştığı mesajları doğru almaya çalışan kişilerin, bireylerin yaşadığı bir ilçe olması, bir kent olmasından kaynaklanıyor. Biraz önce Recep Başkanım'a bir soru yönelttiniz. Dediniz ki ben bir işte Ulu Cami'de havlu satan esnaf olsam beni nasıl ikna edersiniz? Yani Ulu bizim, Cami'de esnafım, havlu satıyorum. Nilüfer'de geldim, çorbacılık yapıyorum. Bizim sizi ikna etmemiz için önce şu soruyu sormamız lazım. Eğer kalıplaşmış bir anlayışınız varsa bizim sizi ikna etmemiz mümkün değil. Hiçbir kalıba uymuyorsam ne yapacaksınız? Hiçbir kalıba uymuyorsanız biz projelerimizi anlattığımızda, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmaya çalıştığı şeyi anlattığımızda ben inanıyorum ki o kişi birazcık daha sağlıklı düşündüğünde bize oy verecektir. Çünkü bizim politikalarımız sadece nasıl diyeyim, maddeye dayanmıyor. İçinde duygu da var. Yani insanların gerçekten yıllarca bir birikim var ve bu birikimi, duygusal birikimi de karşılayan projeler. Mesela bu benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesiydi. Emekliye iki maaş ikramiye sözümüz var ya bizim. Emekliye iki maaş ikramiye sözümüz. Çok duygusal. Duygusal. Neden duygusal? Neden duygusal biliyor musunuz? Çünkü şunu görmüşler aslında, şunu fark etmişler. Emekli bayram geldiğinde torununa harçlık veremiyor. Kurban almaya gittiğinde kurban alamıyor. Temel çıkış noktasından bahsediyoruz. Duygusal bir, yani bunu düşünerek bununla hareket edilmiş bir proje aslında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi birçok noktaya dokunuyor. İnsanların hani ama işte bunu da böyle zaten anlatırsanız o sokaktaki vatandaş bunu daha da iyi kavrar. Özetle şu çıkıyor o zaman başkanım, mutluysan mutluyum. Aynen öyle. Yani. Evet. Bir kısa ara slogan versek. Slogan da oldu evet. Mutluysan mutluyum slogan da oldu. Bir kısa ara verirsek iyi olur herhalde. Sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.